adı tarikat olan bazı topluluklarda değişik hastalıklar zuhur ediyor bu son dönemde. Bugün bizatihi yaşayan kardeşten dinledim bunu. Bir topluluk şey yapıyormuş, dergah yapacağız, medrese yapacağız diye bütün dervişlerden altın topluyorlarmış. Bir de diyorlarmış ki işte Karz-ı Hasen yapıyoruz, borç alıyoruz sizden. İşte sizin karşılığında size makbuz vereceğiz. Bir yıl sonra bu istediğiniz zaman bu parayı alacaksınız gibisinden. Şimdi bu hastalıklar ne yazık ki artmaya başladı. Ahir zaman alameti. Bir dergahın, bir tekkenin içerisine bu tip şeyler girmeye başlayınca bozulmalar hızlanıyor. Yani ben hep bunu söylüyorum, tekrar söyleyeceğim. Herkes FETÖ şunu yaptı, FETÖ bunu yaptı, FETÖ bunu böyle yaptı derken eleştirdikleri, telhin ettikleri, reddettikleri, ne bileyim hakkında olmaması gerekir dedikleri bütün her şeyi bir kısım tarikatlar ve cemaatler kendi içlerinde yapmaya başladılar. Bakın kendi içlerinde yapmaya başladılar. Ve o tarikat bir de zekat memurları tayin edip zekat toplatıyorlar. Arkadaşlar, sufilik Allah için yaşamaktır. Sufilik para toplamak, insanları ütmek, insanları aldatmak, insanların parasına, puluna, malına, mülküne göz dikmek değildir. O yüzden sakın ha, bizde böyle bir şey yok ama ben yine teyit edeyim. Bir aynı zamanda da söyleyeyim. Birbirlerinize borç alıp vermekten dahi sakının, birbirlerinizin dervişliğinden olmasın. Birbirlerinizden borç alıp vermekten dahi sakının. Adam borcu ödeyemiyor. Ödeyemeyince ben orada nasıl yüzüne bakacağım diyor, dervişliğinden olur. Allah muhafaza eylesin. Amin. Bizim içimize para girmesin. Allah muhafaza eylesin. Amin. Böyle dinledim, şok oldum. Dedim ya bu böyle olmaz. Dedi ben verdim dedi kadıncağız. Ben kendim verdim dedi. Dedim elinden bir belge aldın mı? Hayır dedi. Dedim bir ahitlerinizi yazınız diyor dedim. Yazılı bir şey aldın mı? Vereceklerini söylediler dedi. Vermediler dedi. Allah muhafaza eylesin. Amin. Cenab-ı Hak cümlemizi korusun inşallah. Amin.